Evet, İsrail'in çirkin yüzünü bir kez daha görmüş olduk aslında. Gerilimin düşmediği bölgeye, İsrail-Lübnan sınırına gelin bir kez daha uzanırım sevgili izleyenler. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun, kameraman Aydın Baytar bizi bekliyor şimdi sıcak bölgedeler. Neler yaşandı bu saate kadar, neler yaşanacak, neler konuşuluyor orada? Atagündüz, senden dinleyelim lütfen. Merve, neler yaşanacağını bilmiyoruz çünkü biz de yaşayıp görüyoruz Lübnan-İsrail sınır hattında, ama şunu söylemek gerekiyor, gece saatlerinden şu saate kadar, yani yaklaşık bir 12 saatlik süre içerisinde Hizbullah'ın iki ayrı misillemesi vardı. Bunu da hem bir önceki yayınımızda anlattık, siz de haberlerde verdiniz. Ben çekileyim, o sınır hattının son durumunu sizlerle de paylaşalım benim vereceğim bilgiler eşliğinde. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Marup kasabasındaki evlere saldırısına karşılık olarak gece saatlerinde, saatler 1.43'ü gösterdiğinde İsrail'in kuzeyindeki Gaton karargahına Katyuşa roketleriyle Hizbullah tarafından bir saldırı düzenlendi. 30'a yakın Katyuşa roketi atıldı. Sirenler çaldı. Demir kubbe devreye girdi ama o mühimmatların patlaması, demir kubbenin atılan Katyuşa roketlerine müdahalesi gökyüzünü aydınlattı. Ve sabah saatleri yine Hizbullah tarafından bir açıklama yapıldı. Hizbullah'ın medya ofisinden Metula sahasındaki casus ekipmanlarını hedef aldık dedi. Yani İsrail askerlerinin anladığımız kadarıyla oradaki silah ve mühimmatları veya karargahları hedef alındı, ekipmanların hedef alındı bildirildi. Ve aslında gözler bugüne çevrildi çünkü yeni bir kum saati daha ortaya çıktı. CNN International kanalının bir iddiası bu da. İsrail istihbaratına göre Hizbullah'ın 12 Ağustos'ta, yani bugün saldırı başlatacağı, sonra da İran'ın saldırı başlatacağı duyuruldu. Tabii 12 Ağustos neden önemli? Yahudi tapınağının ve Yahudi devletinin tarihte iki kez tamamen yıkılışının yıl dönümü ve bugünün İsrail'e saldırı için kullanılabilecek bir gün olduğu da tabii ki gelen bilgiler arasında. Dün geceden bu yana 12 saat geçti ama bundan sonraki süreçte ne olacak onu da bekleyip göreceğiz. Dün gece saatlerinden şu saate kadar Hizbullah tarafından iki atış yapıldı. İsrail Heronlarının halen daha havada olduğunu buradan sesinden en azından anlayabiliyoruz, onu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Aydın gösteriyor, İsrail'in özellikle son birkaç gündür vurduğu noktalar orası. Biz Rimeş köyündeyiz. Lübnan'ın en güneyindeki köylerden bir tanesi burası. Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı ama kameramızın kadrajında olan noktalar Hizbullah üyelerinin yaşadığı yerleşim yerleri. Tabii birçoğu aslında boşaltıldı bu bölgeler ama halen daha yaşayan vatandaşların da olduğunu söylemek mümkün. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze katliamıyla birlikte İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde çok sayıda yerleşim yeri boşaltılmıştı. İsrail'in kuzeyinde 100 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi var. Lübnan'ın güneyinde de 150 bin civarında kişinin tahliye edildiği yine gelen bilgiler arasında. Ama buna rağmen vatandaşların birçoğu burada yaşamlarını sürdürüyor, sürdürmeye de devam ediyor. Şu an itibariyle bir sessizliğin, sakinliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Bu arada hemen şunu da hatırlatalım, bu da yeni bir bilgi aslında. İbranice bir internet sitesi İsrail'de şöyle bir iddia ortaya attı. İsrailli bir kuzeydeki bir komutanın söylemlerine bir atıfta bulundu. Tıpkı Hamas'ın yaptığı gibi Sderot'a Aksa tufanı düzenlenmişti. Sızma girişimleri konusunda uyarılarda bulundu bu İsrailli bir komutan, kuzey komutanı. İnternet sitesinin iddiası da bu yönde. Sızmalara karşı da dikkatli olmalıyız. Her an Hizbullah üyeleri kuzeyimize, İsrail'in kuzeyine sızabilir. Hatta bir karargahımıza bayraklarını dikebilir. Bu da onlar için bir zaferdir ifadeleri kullanıldı. Hep söylüyoruz yayınlarımızda, İsrail'in en fazla çekindiği grup Hizbullah. İran'dan şu ana kadar herhangi bir yanıt verilmiş değil bugüne kadar. Çünkü herkes İran'ın aslında İsrail'e bir misilleme yapmasını bekliyordu. Ama günlerdir İran bu misillemeyi yapmadı. Tabii birçok ülkenin de baskısı söz konusu. İran'ın bu saldırıyı vekil güçler üzerinden yapabileceği kanısı da artık iyiden iyiye yerleşmiş durumda. Tabii bir tarafta Hizbullah, bir tarafta Haçlı Şabi, bir tarafta da Yemen'deki Husiler ama ağırlıklı olarak
İsrail'in Hizbullah'tan yana bir çekincesi var. Hizbullah'tan yana bir korkusu var. Çünkü 2006 yılında burada hezimete uğramıştı İsrail. Güney Lübnan'ı, Lübnan'ın güneyini işgal etmişti ama Hizbullah tarafından püskürtülmüştü. Tabii çok sayıda kayıplar da verilmişti. Lübnan tarafından, Hizbullah tarafından 1000 civarında kişi ve asker hayatını kaybetmişti. Yine İsrail tarafında da 250 civarında asker ve sivil yaşamını yitirmişti bu 32 gün süren bu kanlı savaşta. O dönemden bugüne de Hizbullah'ın askeri açıdan, siyasi açıdan, silah, araç, gereç, mühimmat açısından da oldukça güçlendiğini gözlemlemek mümkün ve 10 aylık süreçte de sürekli olarak İsrail'in kuzeyini rahatsız eden bir Hizbullah'tan bahsediyoruz. Oldukça kritik bir noktadayız, oldukça stratejik bir noktadayız. Aydın gösteriyor, işte o tepelerde vericiler var. Vericilerin hemen arkasıysa İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar sürekli olarak, rutin olarak bir döngü çerçevesinde artık Fuat Şükür'ün katledilmesinin ardından angajman kuralları daha da üst seviyelere çıkmış, çıkarılmış durumda. Dediğimiz gibi son iddia 24 saat olarak duyuruldu son iddia ve artık 12 saati dolmuş durumda. Bakalım İsrail istihbarat kaynakları doğru mu söylüyor? CNN International haberi doğru mu? Hizbullah bugün saldıracak mı? Hemen ardından İran mı saldırıya geçecek? Onu da bekleyip göreceğiz ancak. Bölge çok sıcak. Takip ediyoruz gelişmeleri. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.